Herkese merhabalar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle bir önceki videoda bahsettiğim gibi Amazon'dan gelen paketlerimden bir tanesi olan klavyeyi inceleyeceğiz. Bu klavye nedir diye soracak olursanız şöyle bahsedebilirim. Büyük klavyelerden yana ama küçük bir klavye ve kablosuz olmasıyla da ve fiyatıyla da çok makul olan bir klavye. Fakat şunu belirteyim. Aşağıda linkini tabii ki de bırakacağım, Amazon'dan istediğiniz gibi sipariş verebilirsiniz. Fakat bu klavye maalesef Türkiye'de yok. Ben de bunu alırken çok fazla tereddüt etmiştim. Acaba nasıl diye araştırma yapıyorum. Fazla videosunu da bulamadım. O yüzden sizlere ben kendi videomu çekmek istedim. Bir gaming kablosuz klavye arayışındaydım. Bir sürü klavyeye baktım. Yani işte Logitech'e baktım, Razer'a baktım, marka veriyorum ama bunlar hiç önemli değil benim için. Nasıl sponsorluk bir şey değil. Kendi paramı verdiyip aldığım bir ürün neticede. Ama bu klavyeye baktığım zaman dedim ki tamam, bu benim klavyem ya. Rengi olsun, ne bileyim işte özellikleri olsun, Bluetooth'la bağlanabiliyor, ayrıyeten kablosuz, içinde Bluetooth hafızası var falan, böyle ayrı kırmızı red switch, gerçekten güzel bir klavye olduğunu düşünüyorum ve fiyatına da çok uygun geldiği için hemen aldım. Tabii ki de gümrük ücreti birazcık pahalı geldi bana ama normal kablosuz game klavyeye baktığımız zaman, bir de mekanik bir klavyeye baktığımız zaman gayet makul bir fiyatı var. Deyip bunları size hemen göstermek istiyorum ama ilk önce klavyeden size birazcık bahsetmek isterim. Ama ilk önce bir göstereyim. Evet, klavyemiz Magic Refiner'ın K96'sı. Şimdi bu nasıl bir klavye diye soracak olursanız arkadaşlar, gerçekten hiçbir fikrim yok. Sadece kontrol amaçlı bir kere açtım. O da şeyin önünde, kargocunun önünde, şeyin önünde derken biraz yanlış olmuş olabilir, kusura bakmayın. Kargocunun önünde bir kere açtım. Daha sonra tekrar geri kapattım. Gördüğüm kadarıyla yedek iki tane switch koymuşlar. Bir de o tuşları çıkartabilmek için bir anahtar mevcut. Çok heyecanlıyım aslında sormak gerekirseniz. İsterseniz gelin şu üst açıya geçelim. Birlikte açalım, deneyimleyelim. Ondan sonra açarken bir yandan da anlatmaya çalışacağım bildiğim kadarıyla. Hadi geçelim. Hemen videoyu diğer tarafına geçelim. Evet, gelelim şimdi şu güzel aletin kutu açılışına. Şimdi burada neler var neler yok. Şu mouse'u da ben şuradan çekeyim hemen hızlı bir şekilde. Bir ilk önce bir kutuyu bir inceleyelim. Gördüğünüz gibi ZU Lang aslında Magic Refiner olarak geçiyor ama burada gördüğünüz gibi şurada ZU Lang yazıyor. Yani bunu herhalde markası bu ama internet üzerinde Magic Refiner olarak geçiyor. Gördüğünüz gibi K96 kodlu bir ürün. Ve burada diyor ki Ultra Driver Modular Mechanical Switch diyor. Yani mekanik bir switch'imizin olduğunu söylüyor. 2.4 GHz bağlantı olduğunu ve Bluetooth 5.0 Dual Mode Wireless Keyboard olduğunu bize belirtiyor. Ve daha sonra fonksiyon olarak yine saydığım özelliklerden bahsediyor. Dediğim gibi bu birazcık büyük klavyelerin küçültülmüş hali. Yani Home, işte End tuşları falan yok diye biliyorum. Ama bir bakalım. Numarik tuşlarımız var. Evet, şöyle bir şey karşılıyor bize. Şimdi şu pat patları bir yere alalım. Evet, dediğim gibi açarken söylemiştim. Şu şöyle bir ürünümüz var. O da ne işe yaradığını tabii ki de hepimiz biliyoruz artık. Öğrendik bunların ne işe yaradığını. Bu klavyelerin bu tuşlarını çıkartmak için kullandığımız bir ürün. Evet, bunu da geçtim. Dediğim gibi iki tane mekanik yedek switch'imiz var. Şöyle kırmızı gösterebilecek miyim odaklarsa. Evet, ışıktan yetersiz kalıyor ama olsun. Yine de görebiliyoruz neticede ve işte bomba klavyemiz. Bu arada klavyenin gerçekten renkleri güzel ama internette birazcık daha böyle beyaz gibiydi. Şu an elime aldığımda birazcık daha böyle kırık beyaz, hatta kreme yakın. Hatta krem bile diyebilirim yani açıkçası. Başka bir şey var mı içinden? Bir de Bluetooth şeyimiz var. Klavyeye geçmeden önce şuna bir bakalım ne var ne yok. Burada ne özelliklerinden bahsediyor, ne yaradığını bahsediyor. FNQ ile Bluetooth moduna geçiyor, normal bilgisayar 2.4 GHz wireless moduna geçiyormuşuz. FNW Bluetooth 1, FNE Bluetooth 2'ye geçiyormuş ve anladığım kadarıyla da iki tane hafızasında Bluetooth bulundurabiliyor. Evet, şu kutumuzu da şöyle bir alalım, atalım. Evet, baba klavye bu, güzel duruyor. Şimdi sesinden birazcık bahsedelim. Aslında ne olduğundan bahsedelim. Red Switch'in nasıl bir şey olduğundan bahsedelim. Bluetooth özelliklerine bakalım. Daha sonra da güzel bir kullanım, bir oyun testi yapalım. Yalnız şunu fark ettim. Bu beni birazcık üzdü. Arkadaşlar pille çalışıyor. Pille çalışması beni birazcık üzdü açıkçası. O da kalmış burada. Şunu da alalım. Pil çok istediğim bir şey değildi. Ama yani güzel. Artık yapacak bir şey yok. Bir önceki Logitech
klavyem de kablosuzdu ama bir gaming bir klavye değildi. Normal bir klavyeydi. Yalnız ilk elime aldığımda şunu söyleyebilirim. Bir ses var. Gördüğünüz üzere bir trim sesi dediğimiz o arabalarda olan ses var. Rahatsız eder mi? Aslında etmez. Evet, klavye düzenimiz güzel. Numarik tuşlarımız var. Dediğim gibi home end tuşları da varmış ama birazcık daha böyle sıkıştırılmış, bastırılmış bir klavye olarak gösterebilirim. Hatta şöyle birazcık daha yakınlaştırayım. Tam olarak anlayabilelim ne olduğunu. Renkli olan tuşlarımız var. Bu tuşlar tabii ki de değiştirilebiliyor. Ayrıca switchlerimiz bozulursa da arkadaşlar güzel bir şey yapmış. Buradan da yedek switchlerimizi takabiliriz. İlk gözüme çarpan detaylardan bir tanesi şurada. Şu kısımda bir on off tuşu var. Buradan herhalde klavyeyi açıp kapatabiliyoruz. Şu an off kısmında tabii ki de. Yalnız ben şunu göremedim. USB'si yok. Yani USB nereden çıkacak acaba? Onu merak ediyorum. Evet, buradaymış. Şurayı açtığımız zaman da buraya hem pillerimizi koyabiliyoruz. Şurada hem de USB'miz burada gözüküyor. USB'de şöyle bir güzellik yapmışlar. Hem tip A, şöyle birazcık daha uzaklaştırayım. Hem tip A hem de tip C olduğunu biliyorum ama evet, tip C şeklinde bağlantı kurabiliyor. Şu an ışığın, yani diğer ışığı açmadım. O yüzden büyük ihtimal kamerada bir sıkıntı oluyor. Şimdi bir pilimizi takalım. Ondan sonra bir ses testini yapalım. Daha sonrasında da videonun sonuna gelelim artık yavaş yavaş. Çünkü anlatacak pek fazla bir şey yok klavyeyle ilgili. Normal red switch bir klavye. Ha, tuş olarak anlatabilirim. Ha, bu arada da şundan bahsedeyim. Fn, Q gösterdiğiniz zaman zaten burada üzerinde şöyle 2.4 GHz diye yazıyor. Yani burada FNW, FNE kombinasyonu Bluetooth 1, Bluetooth 2 aralığında dolaşabiliyorsunuz. FNQ dediğinizde eğer USB'niz hangi bilgisayara takılıysa direkt ona geçiyor. Ve Bluetooth'ları da hafızasında tutması gerçekten güzel bir özellik olmuş diyebilirim. Şimdi bir dediğim gibi pillerimizi takalım. Daha sonra klavyemizi bağlayalım. Aydınlatması var mı yok mu onunla ilgili hiçbir bilgim yok. Bir ona bakalım, daha sonra bir ses testi yapalım ve bitirelim. Bu arada şunu da söyleyeyim arkadaşlar, normal kalem pille değil, ince kumanda pilleriyle çalışıyor. Çünkü ben yanlışlıkla gittim, kalem pil getirdim. Bilgisayarımı da bağladım. Şimdi isterseniz şöyle bir gelin, ben hem bir ekran kaydı alayım. Aslında ekran kaydı almasına gerek yok. Bir açalım, bir bakalım nasıl gözüküyormuş. Evet, şu an açıldı. Peki bir tepki var mı, ona bakalım. Hemen şuradan bir notepad atalım. Evet, geldi. Bu arada arkadaşlar şundan bahsedebilirim. Gerçekten basış hissiyatı çok güzel. Yani şu an bunun böyle olması benim için önemli mi değil mi hiçbir fikrim yok. Ama şundan da bahsedebilirim. En önemli özelliklerinden bir tanesi klavye Türkçe klavye değil. Yani arkadaşlar bu konuda biraz zorlanabilir mi zorlanmaz mı artık alıştık mı alışmadık mı o konuda bir fikrim yok. Bir de enter tuşu birazcık bana küçük gibi geldi o anda. Yani şu an bastığım kadarıyla aynı anda iki tane tuşa falan basabiliyorum ve basış hissiyatı gerçekten çok güzel. Şöyle size hemen mikrofonu da oraya getirip bir sesini dinletmek istiyorum. Bu arada yazarken de dikkat ettiyseniz güzel bir şey yazdım. Yazdığım şeyi de hemen size ileteyim ne olduğunu tam olarak. Arkadaşlar kanalımız büyümekte olan bir kanal olduğundan ötürüsü bana abone olmayı lütfen unutmayın. Ve 1-2-3 ürün daha aldım. Bir tanesi bu klavyeydi. Ondan harici de başka bir tane aldım. Bir de şimdi şunu deneyelim. Bir Bluetooth'a bağlanalım. Hatta bunu bir iPhone'a bağlayalım. Nasıl oluyormuş, nasıl bitiyormuş bir bakalım. Şimdi Bluetooth açık. Ben hemen FN kombinasyonuyla İlk önce şu Bluetooth'umu buradan bir geleyim. Şuradan Bluetooth ayarlarımı da bir açayım. Şunu şuraya bir koyalım. Hatta şöyle koyalım. İkisi de gözüksün. Şimdi burada benim odamdaki Mi TV çıkıyor. Bir de Realtek Bluetooth diye bir şey çıkıyor. Büyük ihtimal bu da büyük bilgisayara ekstra taktığım bir Bluetooth adaptörü vardı. O bir de FNW kombinasyonuyla geçtiğimiz zaman anında çıktı. Yani bilmiyorum görebiliyor musunuz ama burada K96 diye. Şöyle bir netleyeyim. Evet, K96 diye direkt burada çıktı zaten. Basar basmaz çıktı. Eşleyelim.
Evet, bağlandı. Şimdi bir yazı yazalım. Bir tepkisine bakalım. Şimdi buradan gelelim bir tane. Kime MNG Kargo'ya gelelim, bize yaptığı için bir teşekkür ederim. Merhabalar. Evet, birazcık gecikme var. Yani yok değil. Onu nasıl yaparız bilmiyorum. Şöyle bir yakınlaştırayım hatta birazcık. Umarım şu an iyidir diye düşünüyorum. Böyle parlaklığını da kısarsak eğer bence güzel olacak. Evet. Şimdi evet, delete tuşu yok. Tabii ki de ben bu tarz bir klavyeye alışkın değilim. Kullandığım daha önceki klavye şöyle bir klavyeydi. Size şöyle göstereyim. Böyle kocaman, böyle daktilo gibi bir normal herhangi bir klavye. Şimdi bir bakalım. Merhabalar. Yalnız bastığım zaman hissediyorum ki birazcık gecikme oluyor. Yani normal Bluetooth'la bir bilgisayara bağlanıp oyun oynamayı düşünüyorsanız eğer, bir tık gecikme olabildiğini hissettim ama çok fark eder mi oyun oynarken, buna oyuna girdiğimiz zaman bakmamız lazım. Hatta oyuna gireriz, bir bakarız. Hem Bluetooth'la oynarız hem de 2.4 GHz'la oynarız. Nasıl olduğuna bir bakalım. Ben tekrar yazmak istiyorum. Bu telefondan kaynaklı da olabilir ama yani çok da öyle olduğunu düşünmüyorum. Dediğim gibi bir de bilgisayara bağlayalım, bir de öyle bakalım nasıl oluyormuş, nasıl bitiyormuş. Bahsedebileceklerim bu kadar. Şu renk kombinasyonu gerçekten çok güzel olmuş bu arada. Yani şeyin, klavyenin renk kombinasyonu gerçekten çok şık duruyor. Krem rengi olması da farklı bir hava katmış. Beyaz olmasını tercih ederdim. Yani en azından tuşların rengiyle kasanın rengi şey olmasını tercih ederdim. Bu arada kasa demişken kasadan bahsedeyim. Kasa gerçekten şu arka kısmı, şöyle göstereyim. Ciddi bir şekilde ses yapıyor elinize aldığınız zaman. Çünkü plastik. Yani gerçekten plastik bir ürün. Ama çok fark eder mi? Bence fark etmez. Çünkü böyle koyduğum zaman benim için bir ses çıkmıyorsa benim için bir problem yoktur. Yani yazarken beni başka bir şekilde rahatsız etmiyorsa benim için problem yoktur. Bu arada bir sürü mesaj gönderdik MNG Kargo'da. Buradan da selamlar olsun bize hep geç getirdikleri için. Diyelim. Hemen bu da zaten aktif oldu. Deaktif oldu daha doğrusu. Şimdi ne yapalım? Şöyle telefonu da alalım. Bir bilgisayara bir geçelim. Sesini de dinledik zaten. Bir bilgisayara geçelim. Bir oyun performansına bakalım. Nasıl bir hissiyat veriyor? Bluetooth'taki performansına bakalım. Ondan sonra videomuzun yavaş yavaş sonuna gelelim diye düşünüyorum. O zaman hemen bilgisayar moduna geçelim. Evet, oyunumuzu da buldu. Ben oyuna girdim tabii ki de sizleri bekletmemek adına. Hemen de geldim. Şimdi normal modu da geçtim. Bluetooth'u kapattım ve bakalım nasıl oluyor, nasıl bitiyor. Bize bir oyun deneyimi nasıl sunuyor. Bu arada şey olarak bahsedebilirim. Bulamadım. Yani ışık var mı yok mu, o konuda hiçbir fikrim yok. Evet, daha ben şu an seslerde olmadığı için pek fazla şey yapamıyorum. Yani oynayamıyorum. Evet, yani gecikme olarak bence güzel olduğunu görüyorum. Ve çok iyi bir FPS oyuncusu değilim ama iyi olduğumu da düşünüyorum. Yani sonuçta boşuna gelmedik buralara. Ha, belamızı da atmış olduk. Şimdi size de güzel bir izlenim keyfi sunmak istiyorum. O yüzden de ben yine eski yerime geçeyim. Orası güzel. Şuradan bir yerlerden. Evet, Bluetooth şeyine bağlı şu anda. Yani her iki cihazda da deniyorum. Acaba nasıl bir key sunar diye. Hem de gecikmesine bakmaya çalışıyorum. Ama yerinde dur be abi. O, vuramadık onu ama olsun, canımız sağ olsun. Amacımız zaten klavyeyi göstermek, gecikmeyi göstermek. Gecikme olarak bu arada aman aman bir gecikme yok. Hatta aman aman demeyeyim şimdi, şeyde söylemek gibi olmasın. B**mak gibi de olmasın. Bence gecikme yok. Yani ne tepki veriyorsam hepsini aynı anda veriyor. Bir de şey özelliği var klavyede. Daha sonradan fark ettim bunu. Aynı anda 2 tuşa kadar, hatta 19 tuşa kadar basmanıza izin veriyor. Şunu seslerini birazcık daha kısalım.
Aynı anda 19 tuşa kadar basmana izin verdiği için de oyun oynarken sana gerçekten güzel bir izlenim keyfi sunuyor. Ama dediğin gibi ışığı büyük ihtimal vardır diye düşünüyorum. Tam da emin değilim. Bir denemek lazım. O onların açılış şeyleri oluyor bazen. Yani nasıl açıldığı konusu. İkisi de birbirini mi öldürdü onların? Aa, çok iyiymiş. Onların açılma sekansları var. Onların nasıl olduğuna bir bakayım. Bulabilirsem eğer sizlere reels olarak tekrardan yaparım zaten. Nasıl olduğu konusunda ufak ufak reels videolarına başlamak istiyorum. Yani onlarla ilgili de bir bilgi vermiş olayım buradan. Evet, gecikme oluyor bu arada. Yani şöyle yaptığım zaman bir kayma hafif hafif oluyor. Onu olmuyor değil şimdi, yalan söyleyemem. Ama çok rahatsız eder mi? Bence etmez. Neden etmez diye söyleyeyim. Çünkü bu benden kaynaklı oluyor da olabilir. Çünkü ben fazla fazla böyle tuşlara bastığım için artık o benim şeyime de yetişmiyor olabilir. O yüzden bir şey diyemeyeceğim şimdi o konuda. Umarım beğenmişsiniz. Bu arada gördünüz mü ne kadar hassas olduğunu? Yani şöyle ufak dokunmama rağmen hemen tepki verdi. Tepki süresi de bence gayet iyi. Çok bir iddiası yok. Yani oyuncu iddiası yok klavyenin. Yani ben oyuncu klavyesiyim. Benim tepki sürelerim bu kadar kardeşim işte. Gel beni al oyna oyun için demiyor. Bu tamamen zevki üst safhaya çıkartmak için tasarlanmış güzel bir klavye kendisi. O yüzden ona göre alın alacaksanız. Ha, bu arada fiyatın makullüğü de tabii insanları cezbediyor. Cezbetmiyor değil. 1000 liralık bir klavyeden bahsediyorum sonuçta. Ve kablosuz olarak bize 3 çeşit olarak bağlantı sunabiliyor. 3 farklı cihaza aynı anda bir seçenek sunabiliyor. Bunun da böyle olması tabii ki de bizim için bir avantaj. 1000 liraya 3 tane şeye bağlanabilen bir klavye almış oluyorsunuz. Bu tabii ki de çok güzel bir özellik. Yani baktığımızda bunun bize bir oyun deneyimi sunmayacak anlamına da gelmiyor tabii ki de. Tabii ki de bir oyun deneyimi sunar. Ama gaming klavyeler kadar işte hissiyatlı mı olur? O konuda ben zamanla anlayabilirim. Bunun tabii ki de istenilirse de bir uzun video, uzun kullanım testi de yapabiliriz. Uzun video birazcık saçma bir şey oldu. Uzun kullanım testi de yapabiliriz tabii ki de. Yani ben uzun zaman kullandım. Neler başıma geldi? Ne oldu? Ne bitti? Bunların hepsini anlatabilirim. Viper birazdan sövecekti bizi. Zaten öldüremedik onu da. Evet, bu videoluk da bu kadar olsun. Bunu izlerken de umarım beğenirsiniz. Umarım anlatabilmişimdir. Bu benim ilk inceleme videom. Bu tarz videoların da devamlı gelmesini istiyorsanız tabii ki de beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bu arada Razer'ın bir tane kulaklığı var elimde. Üst düzey bir kulaklığı. Eğer bu inceleme videomu beğendiyseniz onu da çekebilirim arkadaşlar. Razer Barracuda X Pro. X Pro değil. Razer Barracuda Pro galiba. Eğer onu da çekmemi isterseniz de güzel bir video hazırlayabilirim. Bu çok aceleye gelmiş bir video değil ama yine birazcık daha acemiliğime gelmiş bir video diyelim. Bu videolukta bu inceleme için beni mazur görün deyip oyunumuzu şöyle son kill alıp bitirelim arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım hoşunuza gitmiştir ve klavyeyi beğenmişsinizdir. Almanız için bir link bırakacağım sizlere. Oradan alıp deneyimleyebilirsiniz klavyeyi ve kendiniz çapınlarınızda da bakabilirsiniz. Bu arada on-off tuşunun olması şu an dikkatimi çekti. Pil açısından güzel bir özellik olmuş deyip beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın lütfen. Videoyu beğendiyseniz de abone olmayı ve videoyu beğenmeyi tabii ki de unutmayın. Eğer bir eksiğim varsa kanka şunları da yap dediğiniz bir şey varsa lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Çünkü ilk inceleme videom, eksiklerim tabii ki de olabilir. İnsanım diyerek sizlere görüşmek üzere diyorum. Bye bye.